Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ekranların hem eğlendiren, hem bilgilendiren, hem gezdiren yarışma programı Bil Bakalım bugün de başlıyor. Bakalım bugün kimlerle tanışacağız, kimlerle yarışacağız? Merak ve heyecan içindeyiz. Evet evet, hani biz yarışmacılarımıza soruyoruz ya heyecanlı mısınız diye. Biz de heyecanlıyız. Aramızda kalsın. Bil Bakalım başlıyor. Tekrar hoş geldiniz. Bil Bakalım devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Biz nasılsınız? Hamdolsun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Allah sizle razı görüşmek, tanışmak, yarışmak bize ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk veriyor. Allah razı olsun. Bizler de aynı. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür tanıyalım sizi buyurun. Pendik İlçe Müftülüğü Birazlı Memuru Mehmet Ağırdaş. Kastamonluyum. Çok güzel. Burada Pendik Çarşı Merkez Camii'nin yanında Diyanet Yayın Evi'nde görevliyim şu anda. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Sağ olun. Güzel bir tevafuk oldu. Aynen. Biz de efendim. Diyanet TV'den geliyoruz. Çok güzel. Hoş Bil geldiniz. Bakalım yarışma programı. Öyle memnun oldum. Sokaklarda yarışmacılarımızla hem evet tanışıyoruz hem sohbet ne güzel, ediyoruz. Ne güzel. Gülüp eğleniyoruz zaman zaman. Zaman zaman. Bir iki bölümünü izlemiştim. Bir öyle iki mi bölümünü takip ettim evet. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah kendinizi izlemek de İnşallah. Nasip İnşallah. Olacak. İnşallah. Nasıldır peki yarışma programlarıyla aranız? Yani normal diyelim. Ekran başında daha mı iyisiniz? Biraz heyecan. İlk defa çıkıyorum ekran karşısına. İlk defa. Şimdi ekran başında bana da oluyor aslında. Aynen. İzlerken diyorum ki ya o soruya o cevap verilir mi diyorum ama. Aynen biz de diyoruz ama şu anda bizim de şu başımıza geldi bakalım inşallah. Üç kamera çekiyor Eyvallah, aynen, falan böyle bir aynen, yayın telaşı evet, durumu var. Doğru. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Siz rahat inşallah, olun. İnşallah. Hiç heyecana gerek yok. Bildiğiniz yerlerden muhtemelen gelecektir. Bilmediğiniz Umarım. Yerden de gelebilir. Bizim Olabilir. Amacımız, maksadımız Yarışma. Sizi imtihan etmek değil. Eyvallah. Estağfurullah. Eyvallah. Sadece karşılıklı bilgilerimizi tazelemek ve izleyicilerimizi de bu konuda istifadelendirmek. Eyvallah. Hazır mıyız? Hazırız inşallah. Kuralları biliyoruz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. İnşallah. Nasıl Buyurun. Heyecan durumu? Biraz gitti. Biraz gitti mi? Biraz gitti. Güzel. Evet. İlk soru geliyor o halde. Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler hangileridir? Hazreti Nuh ve Hazreti Şit aleyhisselam mı? Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam? Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Doğru cevap, tebrik ediyorum ilk soruyu. Eyvallah. Başarıyla geçtik. Çok şükür. Kolay yerden geldi galiba. Evet, bildiğimiz yerden geldi. Bildiğimiz evet. yerden. Nasip oldu mu gitmek? Oldu, çok şükür hamdolsun. Mukaddes topraklara. Umre görevimizi yaptık inşallah. Elhamdülillah. Görevli olarak. Elhamdülillah. Rabbim tekrar Amin. Gitmeyi nasip etsin. Cümlemize inşallah. İsteyen herkese. Herkese inşallah. Şu son süreçte inşallah gider malum pandemi döneminde mi? İnşallah normale döneriz. İnşallah. İnşallah. Ümit varız. Eyvallah. Müslüman her zaman ümit var olmalı değil mi? Muhakkak, evet. İkinci soru geliyor. Buyurun. Dini açıdan yapılması çirkin ve kötü görülen işlere mekruh denir. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğrudur. Tebrik ediyorum sizi. Ama çok hızlı cevap veriyorsunuz. Heyecanıma. Evet. O heyecana yenik evet. düşüp de hızlı cevap vermeyin. Şaşırtmacalı sorular gelebilir. Uyarayım sizi. Hangisi kendisine 10 sayfa verilen peygamberlerdendir? Hazreti Şuayb aleyhisselam mı? Hazreti Adem aleyhisselam mı? Hazreti Adem aleyhisselam diye biliyorum. Diye biliyorsunuz. Evet. Acaba Ama... öyle mi? Acaba öyle mi? Öyle. Bir an tereddüde evet, düşecek gibi biraz, oldunuz. Doğru cevap verdiniz efendim. İlk üç soruyu başarıyla geçtik ve geldik genel kültür sorularına. Genel kültürde bakalım İnşallah nasıl olacak başarılı performansım. Olur. Şimdi üzerinizde aynı zamanda bir Diyanet Vakfı aynen, aynen. gömleği bulunduğu aynen, için evet. siz 2-3 kat daha fazla stres yapıyorsunuz ben anladım sizi. Evet. Ama dini soruları elhamdülillah geçtik. Çok şükür. Genel kültürde bakalım. Ya nasip. İnşallah. Gelsin mi ilk soru? Buyurun. Dünyanın İlk yeraltı oteli İngiltere'de açılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğrudur dediniz. Doğru. Bu bakışımdan
bir şey anlamanız gerekiyor. Anladınız mı? Doğrudur. Doğrudur mu? Artık bilemiyorum yani. Genel fikrime pek güvenmiyorum. Çin olacaktı efendim. Öyle mi? Evet. Evet. Yanlış. Neyse burada öğrenmiş olduk. Demeniz inşallah. Gerekiyordu. Öğrenmiş oldunuz. İnşallah. Dünyanın ilk yeraltı oteli Çin'de açılmış evet. Sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Ben de bilmiyordum açıkçası. Doğru. Necip Fazıl Kısaküre'in 1947'de sadece 3 sayı çıkardığı mizah dergisi hangisidir? Borazan mı, Ustura mı? Ustura diyelim. Ustura mı diyelim? Evet. O da mı yanlış yoksa? Diyelim mi Ustura? Diyelim. Diyelim. Ustura diyelim ama Borazan olacak gibi. Genel bunu kültür. Da öğrendik. Eyvallah. Bakın heybemize iki yeni bilgi daha katmış olduk. Eyvallah. Son sorudayız. Coğrafyayla aramız nasıl? Fena değil. Fena değil. O zaman bunu bilirsiniz gibime geliyor. Yani Türkiye'de kaç il gezdiniz, kaç il dolaştınız? Birçok yerine gittiniz mi? Yani İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz? Yani kendim Karadenizliyim ama pek Karadeniz'i gezmedim. Doğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu geldim. İç Anadolu'yu gezdiniz. O zaman bu soracağım soruyu bilmenizi umuyorum. Dört coğrafi bölgeye de komşu olan tek ilimiz Konya'dır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış dediniz. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Çünkü dört coğrafi bölgeye de komşu olan tek ilimiz neresi? Bilecik. Evet. Bilecik'tir. Buradan Bilecik'e de selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Gayet güzeldi. Biz Allah çok keyif aldık. Bizler de sizi tanımaktan, yani kendimize hoş geldiniz. Allah hoş razı olsun. Bizi memnun ettiniz. Biz de çok memnun Allah olduk. Razı çok olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi izleyen izleyicilerimize Pendik'ten ne söylemek istersiniz? Gönlünüzden geçenler an itibariyle nelerdir? Şu kameraya söyleyebilirsiniz. Programımızı takip ediyorum. Güzel, eğitici, öğretici. Her ne kadar iki soruya da cevap veremediğimse de hoş bir sohbet oldu, güzel bir yarışma oldu. Pendik'ten kucak dolusu selamlar diyelim. Diyanet TV'yi takip etmelerini öneririm. Yani güzel programlarınız var. Birçok hocalarımızı tanıyoruz biz Diyanet personeli olarak. Tanıdığımız ve takip ettiğimiz programlar, hocalarımız var. Yani saygı ve selamlarımı sunarım. Sizler de iyi ki geldiniz, tanıştık, memnun oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yarışmacımızın efendim hediyesi de geldi. Efendim şöyle buyurunuz. Teşekkürler. Biz sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Allah çok sağ olun. Siz sağ olun. Allah razı olsun. Ekranların hem bilgilendiren, hem eğlendiren, hem de gezdiren yarışma programı Bil Bakalım. Bugün Pendik'te ve Pendikli yarışmacılarımızla tanışmaya, yarışmaya devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım. Ben Gökhan. Zonguldaklıyım. Gökhan Tatoğlu. Gökhan? Gökhan Tatoğlu. Tatoğlu. Zonguldaklıyım. Zonguldaklıyız, güzel. Evet, 95 Kadıköy doğumluyum. 95 Kadıköy doğumlu. Ben de 85 Kadıköy doğumluyum. Ne güzel. Heyecan var mı? Biraz evet ilk defa. Herkes televizyona çıkar diyorlar. Ben de ilk defa Diyanet TV'de çıktığım için ne güzel mutluyum bir yerde yani. Nasip oldu ama. Değil mi evet, ekrana çıkmak? Cami çıkışında yakaladık. Camiden çıkarken yakalandı kardeşimiz bize. Evet hazır olduğunda yarışmamıza başlayacağız. Ama önce bir soru sormak istiyorum. Kendini Karadenizli gibi hissediyor musun? Ben yok hayır hissetmiyorum Karadeniz'de. Hissetmiyorsun. Batı Karadeniz. Batı Karadeniz. Daha çok böyle Trabzon, Rize, o taraflar, Artvin. Evet, genelde tarafta, Samsunlu veya Ordulara benzetiyorlar beni. Evet. Evet. Ama Zonguldak olduğu için biraz daha bu tarafa yakın. Evet, aynı. O yüzden çok fazla Karadenizli hissetmiyorum kendimi diyorsun. Zaten burada yaşıyorsun. Evet, İstanbul'u hissediyorum daha çok kendimi. Seviyorum İstanbul'u. Kuralları söylüyorum. 6 soru var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süresi var. Acele etmeden süreyi iyi kullanarak cevaplamanı tavsiye ederim. Tamamdır. Anlaştık. Anlaştık. Peki. O halde İlk sorumuz gelsin. En çok hadis rivayet eden kadın sahabi Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizdir. Doğru mu yanlış mı?
Doğrudur, evet. Doğrudur, tebrik ediyorum. İlk soruyu başarıyla geçtik. Allah Ayşe annemizden razı olsun. Amin. İnşallah şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin inşallah. Peki en çok hadis rivayet eden erkek sahabilerden aklınıza ilk gelen kimdir? Yemenli Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ondan da Allah binlerce kere razı olsun. Amin. Kediciğin babası mübarek kedileri çok severmiş. Evet. Öyle severmiş ki mahlas olarak o ismi almış. Kedilerin Ebu babası. Ebu Hureyre. Ya. İkinci soru geliyor. Tabiat olaylarını düzenleyen meleğin adı nedir? Rıdvan mı, Mikail mi aleyhisselam? Mikail aleyhisselam. Mikail aleyhisselam, tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Geldik üçüncü soruya. İlk iki soru gayet kolay geldi herhalde. Evet. Bildiğimiz yerlerden geldi. Biraz basitti. Beginner seviyesi. Basit geldi, güzel. Bakalım üçüncü soruda ne yapacağız? Biraz tarih sorusu çünkü. Tarih severim. Öyle mi? İstanbul'u seven tarihi sever. O zaman gelsin mi? Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaş Tebük Savaşı'dır. Doğru mu yanlış mı? Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan savaş Tebük Savaşı'dır. Yanlış diyorum. Yanlış diyorsunuz. Doğru cevap çünkü Mute. Evet, Mute Savaşı. Mute Savaşı olacaktı. Tebrik ediyorum. İlk üç soruya başarıyla teşekkür cevap ederim. Verdik. Yüzümüz gülüyor. Evet. Sorulara doğru cevap vermenin. Geçiyoruz diğer soruya. Yani genel kültür sorumuzun ilkine. Hazır mıyız? Hazırım. Şeyh Hamdullah hangi İslam sanatını zirveye çıkarmıştır? Tezhip mi, hat mı? Şeyh Hamdullah. Hattat olması lazım. Hattat diye biliyorum. Tebrik ediyorum. Doğru cevap. Teşekkür ederim. Genel kültürümüz de fena değil bakıyor. Evet. Evet. Şu ana kadar 6 sorunun 4'üne doğru cevap verdiniz. 2 sorumuz kaldı. Sizce 6'sına da doğru cevap verebilecek misiniz? Veririm diye düşünüyorum. Ya. Edebiyattan gelmezse eğer. İşinizde diğer sorular... öyle bir his mi var? Evet, öyle düşünüyorum. Yani edebiyattan tek bir soru var. Son sorumuz edebiyattan. Umarım cevaplayabilirim. İnşallah. 5. soru geliyor. Sporlarımız nasıl? Pek iyi değildir. Takip etme. O zaman gelsin soru. Rusya'da kadınlar boks şampiyonasında dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Buse Naz Sürmeneli'dir. Doğru mu yanlış mı? Buse Naz Sürmeneli. Doğru diyorum. Doğru diyorsunuz. 5. Evet. Doğru cevabı aldık efendim. Alkış yok mu yarışmacımıza? Evet, tebrik ediyorum. Son soru edebiyattan. Divan edebiyatıyla aramız nasıl? Dinlemeyi severim ama öyle okumuyorum. Mi? Peki. O zaman gelsin soru. 17. yüzyılın kaside üstadı olarak bilinen şairimiz kimdir? Nefi mi, Baki mi? 17. yüzyıl 4. Murat zamanında yaşayan Nefi diye biliyorum. Demek ki efendim edebiyat bilginiz olmasa bile tarih bilginiz zaman zaman sizi kurtarabiliyor. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Doğru cevap verdiniz 6'da 6. Alkış yarışmacımıza. Evet. Çok güzeldi maşallah. Evet, tarih sevdiğim için oradan bir yerden bağlamaya çalışıyorum soruları birbirine ama iyi oldu yani. Çok güzel. 17. yüzyıldan Sultan Murat'ı yakaladınız. Evet, oradan Nef'i onun döneminde yaşadığı için oradan. Yoksa tanımıyordum yani pek. Sadece şiirlerinin birkaç mısrasını biliyorum o kadar. Çok güzel. Çok odaklanmış bir şekilde, konsantre olmuş bir şekilde yarışmanızın neticesi bu. Evet. Tebrik ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Evet, yarışmacımızın hediyeleri geliyor efendim. Bu bugünün hatırasına size bir hediyemiz. Bu da efendim bütün sorularımıza doğru cevap verdiğiniz için Çamsakızı Çoban Armağanı kabilinden. Çok teşekkür ederim. Hediyemiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi izleyenlere, özellikle genç kardeşlerimize buradan ne söylemek istersin şu kamerada? Ben gençlere kitap okumalarını öneriyorum. Ben askerden önce pek kitap okumazdım. Hatta lisede falan hiç kitap okumazdım. Askerden geldikten sonra değiştim ve artık senede 20 kitap, en azından 12 kitap, her aya bir kitap olmak üzere kitap okuyorum ve gördüğünüz gibi 6'da 6 yaptım. Yani size de tavsiye ederim. Çok etkisi oluyor. Teşekkür ederiz.
Bil Bakalım devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Abdülkadir Polat. Bayburtluyum. Eyvallah. Pendik'teyiz, zaten Bayburtlu olmama ihtimalimiz yok. Öyle bir şey mi var? Evet, burada kesinlikle öyledir. Ha. Yani Pendik civarındaysanız kesin bir Bayburtlu'ya rastlayabilirsiniz. Evet. Öyle. Maşallah. Seni tanıyalım. Bu da İbrahim Settar Polat. Maşallah. Evet. Ne güzel isim. İsmi de İbrahim çok güzel. Settar. Bayburt'ta bir adres mevzusu var, biliyorsunuz onu. Nedir? Dinleyeyim. İşte falanca camii nerede diye sormuşlar bir amcaya Bayburt ile olduktan sonra. Demiş, ne bileyim kardeş, koca vilayet demiş. Evet, doğru evet. Yani biz aslında Bayburt'a gitsek sığmayız oraya yani. Gerçekten sığmayız yani. Bayburt normalde çok büyük bir yer değil baktığımız evet, yüz ölçümü olarak. Evet kesinlikle, evet kesinlikle. Ama biz Bayburtlular Bayburt'a gitse sığmazlar oraya. Eyvallah. Yani. Gerçekten sığmayız. Buradan yani. Bütün Bayburtlulara ve Bayburt'a selamlarımızı evet, gönderiyoruz. Kesinlikle. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Tamam. Soru başına 15 saniye cevaplama süremiz var. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım tabii. İlk soru geliyor. Kelime-i şehadet getirmek İslam dininin en temel şartıdır. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Tabii ki doğru. İlk soruyu başarıyla geçtik. İnsanda iyiyi kötüyü ayırt eden, evet, iyilikten huzur, kötülükten azap duymasına yol açan, kişiyi adil bir yargıya iten duruma kısaca ne denir? Vicdan mı, hüzün mü? Vicdan. Efendim? Vicdan. Vicdandır doğru cevap. Tebrik ediyorum. Evet, teşekkürler. Geldik üçüncü soruya. İnsanların birbirine yürekten tebessüm etmesi sadakadır. Doğru mu yanlış mı? Evet, doğrudur. Sadakadır. Doğrudur. Tebrik ediyorum sizi. İlk üç soruya başarıyla cevap verdik. Teşekkürler. Harikasınız. Geldik genel kültür sorularına. Nasıl aramız genel kültürle? Çok iyi değil ama yani bildiğimiz kadar. Bildiğimiz kadar. Biraz evet, şöyle tutarsak tamam, mikrofonu. Tamam. Piramitleri uzaylıların yaptığını söyleyen dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk'tır. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğrudur diyorsunuz. Çünkü Elon Musk bu zamanın insanı. Piramitler eski zamanda yapılan evet, hani bir inşa. Öyle düşünüyorum. Böyle bir iddiası var. Evet. Diyor ki piramitleri diyor uzaylılar yapmıştır diyor. Evet. Böyle bir iddiası var. Doğru mudur, yanlış mıdır? Allahu alem. Evet. Hangisi bir çocuk hastalığıdır? Nezle mi, kaba kulak mı? Kaba kulak. Mikrofona. Kaba kulak. Kaba kulak doğru cevap. Tebrik ediyorum. Rabbim bütün evlatlarımızı, çocuklarımızı amin, muhafaza buyursun. Kesinlikle. Son soru. Tamam. Gelsin mi? Gelsin abi. Yanlış var mı şu ana kadar? Yok. Elhamdülillah. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılının temasını Göbekli Tepe yılı olarak belirlemiştir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Mikrofona konuşalım. Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. 6'da 6 yok mu alkış yarışmacımıza? Tebrik ediyoruz sizi. Güzel yarıştınız. Teşekkürler, çok sağ olun. Bu hiperaktif yavruya rağmen çok güzel yarıştınız. Teşekkür evet, ederiz, yarışmacımızın efendim hediyeleri geliyor. Aa. Efendim bu bugünün hatırası olarak yarışmamıza katıldığınız için çam sakızı çoban armağanı. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu da sorularımıza doğru cevap verdiğiniz için içinde bu yavrunun seveceği bir şey de var. Aa, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz çok gerçekten teşekkür ederiz. Gerçekten sağ olun, Allah razı olsun. Buradan Bayburt'a ne söylemek isteriz? Gerçekten çok seviyorum herkesi. Yani Bayburtlular gerçekten çok çok enteresan insanlardır. Gerçekten her biri ayrı ayrı tanınması gereken insanlar gerçekten. Yani fıkralara konu olacak kadar. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani. Can Bayburt'a el sallıyoruz beraber. Bil Bakalım devam ediyor efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Adım Semra Yazarkal, emekli öğretmenim. Emekli öğretmensiniz. Branş nedir hocam? Özel eğitim. Özel eğitim. Emekli oldunuz. Oldu. Ne kadar oldu emekli olalı? 10 sene falan oldu. 10 yıl oldu. Evet. Maşallah. Memleket neresi? Memleket aslen Bilecikliyim. Tabii doğma büyüme İstanbulluyum. Bileciklisiniz. Evet. Doğma büyüme buralısınız. Gidip geliyor musunuz peki? Var mı akrabalar gidiyoruz falan? Gidiyoruz. Tabii annemler orada. Evet. Çok güzel. O zaman onlara da buradan bir selam gönderelim şu kamera.
6 sorumuz var. Evet. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süremiz var. Tamam. Emin olduktan sonra cevap vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yarışmacılarımız yarışmanın heyecanından da bazen çok iyi bildiklerini düşündüğü bir soruya cevap veriyorlar hemen. Ama şaşırtmacalı oluyor. Evet. Orayı kaçırabiliyorlar. İyi düşünüp doğru karar vermenizi tavsiye ediyorum hocam. Başlayalım mı? Başlayalım. Peki. İlk soru geliyor. Cennetteki ağacın ismi hangisidir? Zakkum mu, Tuğba mı? Tuğba. Tuğba ağacıdır. Zakkum ağacı. İnşallah hiçbirimiz görmeyiz. İnşallah. Cehennemde bulunmaktadır efendim. Tuğba doğru cevap. Geçiyoruz ikinci soruya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Rabbim şefaatlerine amin. Nail eylesin amin. Cümlemizi amin. İnşallah. Amin inşallah. Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye ne ad verilir? Müstehap mı, müfsit mi? Müfsit. Müfsittir başlanmış olan bir evet. ibadeti bozan şey. Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Geldik genel kültür sorularına. Böyle meraklı olduğumuz bir alan var mıdır? Tarih, coğrafya, edebiyat, spor, astronomi, gastronomi? Bilmem yani. Mesela kitap okumayı sever misiniz? Edebiyat? Seviyordum ama artık yaşlandım. Görmede problem çekiyorum. Estağfurullah ya. Hiç yaşlı durmuyorsunuz. Sağ olun. Gerçekten durmuyorsunuz. Bakalım o zaman nerelerden gelecek? İlk soru nereden geliyor? Teknoloji ve birazcık da tabii uzay sorusu. Tamam. İki astronotu uzaya gönderen ilk özel şirket Apple şirketidir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış çünkü SpaceX şirketidir. İki astronotu uzaya gönderen evet. ilk özel şirket efendim. Evet. Geçiyoruz diğer sorumuza. 2021 İslami Dayanışma Oyunları hangi ilimizde düzenlenmiştir? Konya mı, Eskişehir mi? Konya. Konya, hemen cevap verdiniz Konya diye. Çünkü ama Konya'yı çok seviyorum. Konya sevilmez mi? Evet. Hadi bir selam da Konya'ya gönderelim. Son sorudayız. Evet. Ülkemizde turizme açılan ilk mağara İn Suyu Mağarası'dır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru dediniz. Tebrik ediyorum sizi. Var mı yanlış cevabımız? Yok. 6 sorunun 6'sına da doğru cevap aldık. Yok mu bir alkış? Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buradan bizi izleyen, özellikle genç izleyicilerimize, emekli bir öğretmen olarak ne tavsiye edersiniz, ne söylersiniz şu kameraya? Geçmişimize sahip çıkalım diyorum. Çünkü ben mesela Bilecikliyim ve Osmanlı torunuyum. Tarihimize sahip çıkalım diyorum. Ben tarihi çok seviyorum. Osmanlı tarihini de çok seviyorum. Yarışmacımızın efendim hediyeleri geliyor. Şöyle, bu yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bugünün bir hatırası olarak kabul edin. Bu çok da sağ olun. Yarışmamızdaki bütün sorulara doğru cevap verdiğiniz için hediyemiz çok efendim. Çok teşekkür ederim. Biz sağ çok olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, Bil Bakalım'dan bugünlük de bu kadar. Vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler yarışırken, yarışmacılarımızla sohbet ederken, tanışırken çok keyif alıyoruz. İnşallah aynı keyfi sizler de ekranlarınızın başında almışsınızdır. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.